Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Biden yönetimi Kongre'den talep etti, Türkiye satışına onay verin. Değerli izleyenler, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini duyurdu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin Kongre'den Türkiye'ye yönelik yeni silah satışı paketine onay vermesini talep ettiğini duyurdu. Söz konusu pakette, çok sayıda mühimmatın satışı yer alıyor. Habere göre Türkiye ABD'den AIM-9 Sidewinder füzeleri, AIM-120 Abrams füzeleri, bazı radar sistemleri ve diğer askeri ekipmanlardan talep etti. Söz konusu paketin 400 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi. Öte yandan Türkiye'nin F-16 Block 70 savaş uçağı talebi de bulunuyor. Türkiye'nin F-16 Block 70 talebi 40 adet yeni savaş uçağıyla eldeki F-16'ların modernizasyonu için 80 adet kit tedarikini içeriyor. Wall Street Journal'a göre eğer 400 milyon dolarlık silah alım paketi Kongre'de onaylanırsa, bu F-16 savaş uçaklarının satışına izin verilmesinde zemin hazırlayabilir. F-16 paketinin ise önümüzde 2-3 ay içerisinde Kongre'ye ulaşması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada ABD ile yürütülen F-16 alım görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının mümkün olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına önayak olan bazı kongre üyelerinin Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenliğine hizmet edebileceğini ifade ettiği ve bu satışa onay verebileceklerini belirtmişti. Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığı biliniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda bu dikkatle vurgulanırken, satışa onay verilmesi konusunda Kongre'ye mektup dahi gönderilmişti. En son ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere askeri satış süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmeleri gerektiğini belirterek Kongre'ye mesaj vermişti.